Şimdi Zülfü abi 10 tane kitap diyorlar önersin bize izleyiciler. Bende bazıları var. Ağustos ışığıyla başlıyorum. Valla zor. Zor. Amerika'da... Divan Eli'nin kitap önerileri. Amerika'da bir kitabım çıktığı zaman oradaki basın sormuştu. Bunu soruyorlar yazarlara işte 10 kitap diye. 10 kitap tabii ben bir kere sanatta yarışma olmaz. Hani ödüller veriliyor ya. Ya kimin kimden iyi olduğunu ölçüsü yok ki bunun spor gibi. Bilmem ne gibi bir ölçemezsin, biçemezsin. O jüriye göre, o devrin anlayışına göre öyle. Tolstoy 2 kere Nobel adayıydı, alamadı. Tolstoy'a ne oldu? Şimdi dolayısıyla ben bunlara karşıyım. 10 kitap deyince de hadi sınırlayalım ama bir şeyler söyleyeyim. Amerika'ya söylediğimi söyleyeyim en azından. İşte tabii Hemingway mutlaka var. Marquez var. Hangi kitap? Kolera döneminde aşk. Aşk. Muhteşemdir. Yaşar Kemal tabii ki. O dağın öte yüzü üçlemesi mesela. Mesnevi. Mevlana. Şart. Mesnevi şart. Binbir Gece Masalları dünyanın en büyük edebiyat kaynağıdır. Batıyı çok beslemiştir. Mesela Borges'i en çok besleyen Binbir Gece Masalları'dır. O, ondan sonra kim? İşte William Faulkner Ağustos Işığı söyledik. Dostoyevski. Dostoyevski ya. Suç ve Ceza'nın Türkçe baskısına ön söz yazdım geçenlerde. Dostoyevski o kadar büyük ki ya bunlar. Tolstoy, Dostoyevski bu Rusların inanılmaz bir büyüklüğü var. Çünkü o edebiyatı büyük yapan şefkatle yazıyor olmaları. O insanlara gerçekten sevgi duyarak yazıyor olmaları. Batı edebiyatından daha büyük olmasının 19. yüzyıl Rus edebiyatının bu. Yazdığı o tiplere şefkat duyuyorlar. Bu şefkat onu sıcak hale getiriyor romanı. Dolayısıyla o kadar büyük bir edebi gelenek kuruluyor. Bu tabii doğuya özgü bir şey. Doğuya özgü bir şey. Ve karakter yaratıyorlar. Bak normal hayatta tanıdığımız insanlardan daha çok Raskolnikov aklımıza geliyor. Prens Andrei aklımıza geliyor. Karamazov aklımıza geliyor. Demek ki karakter yaratmışlar ve o karakterleri canlandırmışlar. Şimdi bu postmodern edebiyatta karakter falan yok ya. Akaki Akakiyeviç, Palto'daki memuru kim unutabilir ki? Kitap Gogol. Devam ediyoruz. İspanyol edebiyatından. Yani İspanyol edebiyatı Unamuno. Cervantes. Cervantes zaten roman, modern romanın başlangıcı. Evet Cervantes de var tabii orada. Yani mutlaka böyle. Yani çok var çok. Nasıl? O zaman ben tekrarlayayım. İzleyiciler kaçırmış olabilir. Kaçırdık lütfen yazın diyor. Nefes almadan dinliyoruz. William Faulkner'ın Ağustos Işığı, Dostoyevski'nin Suç ve Cezası, Zülfü Livaneli'nin önerdiği kitaplar, Binbir Gece Masalları, Mevlana'nın Mesnevisi, Lev Tolstoy'un Anna Karenina'sı diyelim. O Anna listede Karenina, evet Anna öyle Karenina, demiştik değil mi? Evet. Cervantes'in Don Quixote'u, Gustav Flaubert'in Madame Bovary, Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk ve Yaşar Kemal'in Zaten İncelemedi Demiyoruz.